Merhabalar ekranları başında bizleri izleyenler. Şiddetli rüzgar doğrultusunda çatıları uçan aileleri ziyaret ediyoruz. Az önceki röportajımda kalbimin bir parçasını bıraktım, bir parçasını da burada bırakacağım gibi gözüküyor. Ben hemen çatısı uçan hanenin sahibine dönüyorum. Amca nasılsın? Az iyiyim. Yine iyiyim diyorsun değil mi? Ne yapayım, önümde çarası vardı, evim gitti. Mağdur kaldım, kimsem yok. Evim çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Duvarlarım çatladı. Yapacak halim yok. Bunda ne yapayım? Şimdi ağlama önce, tamam mı? Şimdi kaymakamlık geldi değil mi? Bunlardan da biraz bahsedelim. Evet, kaymakam bey geldi. Yazdı, cızdı, lazos o da geldi. Komutanlarımız geldi. Onu yazdılar, cızdılar. Valiliğe göndermişler. Bir yardım bekliyoruz. Hayırsevenlerden bir yardım bekliyoruz. Amca, maaş alıyor musun? Gelirin ne kadar bu aileyi çevirmek için? İyi bir gelirim de desen de yok. Hiçbir gelirim yok. Maaş almıyorum. Hiçbir şeyim yok. 60 yaşındayım. Çalışamıyorum. Kaldım ayakta. Yoluma da yürüyemiyorum artık. Şimdi önünde bulunduğumuz bu evde oturuyordunuz. Çatısı evet. Uçtuktan sonra hemen yan taraftaki evet. Kardeşinizin evine yerleştiniz. Evet. Kardeşimin evine yerleştim. Kardeşimin önünde duruyorum. O da İstanbul'da koşturuyor. İstanbul'da geri geleceğine geri gitmeye geldi. Ona geri gitmeye yerim yok. Çatı kurup çatıda duracağım. Başka bir çarem yok. Şimdi teyzemize dönüyorum hemen. Teyze sen neler söyleyeceksin? 25 seneden beri kanser hastalıyım. Ankara'ya gel git. Beni evimi uğurtturmadın. İki gözde kaldım. Bana ne olursunuz el tutun, yardım edin. Dört göze çağırın. Buna üstüne hasır atın. Bana yapmaya çalışın. Ne olsun baştan ayağa yapın. Size duacı olun. Ne olursunuz. Allah 25 senedir mi kanser rahatsızlığınız var? Kanser hastalıyım. Rahatsızlık. Tedavin nasıl gidiyor? Tedavim iyi gidiyor. Güne gideceğim. Oradan buradan toplayıp da gideyim. Gelirim yok. Senin hastalığın doğrultusunda da temiz, konforlu bir yerde yaşaman gerekiyor. Yaşayamıyorum. Böyle bu durumlarda yaşıyor işte. Ne yapalım? Bu geldi başıma. Evimiz yıkıldı. Yuvamız dağıldı. Bize yardımcı olun. Allah razı olsun. En zor yapmakta zorlandığım röportajlardan bir tanesi. Ev ihtiyacı hiçbir şeye benzemiyor. Teyzemizin de rahatsızlığı var. 25 yıldır kanser tedavisi görüyor. Ben buradan herkesin elini vicdanına koymasını bekliyorum. Kaymakamımız ve komutanlarımız gelmişler. Haneyi ziyaret etmişler. Aileyle görüşmüşler. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Sayın Hilmi Güler, lütfen sesimizi duyun. Ve yardımseverlere sesleniyorum. Lütfen kayıtsız kalmayın. O ekranı kapatma tuşuna bastığınızda hiçbirimiz vicdanımızı susturamayacağız. Tekrar duyarlı olmaya davet ediyorum. Başta Sayın Hilmi Güler olmak üzere sesimi duyacağınızı biliyorum. Siz merhametinizle de tanınan bir insansınız. Fazla söze gerek yok. Başka bir röportajda görüşmek üzere. Hoşça kalın.